biraz önce bahsettiğim gibi çalışmaları daha çok telekomünikasyon alanındaki oluşan problemlerin haline yönelik oluyor. 11 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Bu 11 kişi arasında ülke telekomünikasyon sektörünün önde gelen kuruluşların temsilcileri, üst düzey temsilcileri bulunmakta. Mesela 4 operatörün, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Avea'nın genel müdür yardımcılarından oluşan bir temsilciler grubu var. Yine ISP'lerden oluşan, yani mesela Süper Online'ın temsil ettiği, yerli üreticilerden oluşan Karel, Erkotek gibi, bunların genel müdür yardımcıları veya genel müdürlerinden oluşan kişilerin temsil ettiği 11 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Bu yönetim kurulunun dönemsel olarak belirlediği konular üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu seneki çalışmalarımız da yine ilk 6 ay bazında bu şekilde belirleniyor. Dolayısıyla bir yandan bunları sürdürürken, yani başından alınan kararlarla o döneme ait çalışmalar sürdürürken, bazen de karşımıza ani problemler çıkması olasılığı var. Mesela geçtiğimiz sene ortaya çıkan ve Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan veri gizliliği olarak nitelendirebileceğim bir konumuz vardı. Bu birdenbire sektörün önüne geldi ve bir takım olası problemler yaratıyordu sektörün gelişimine engel olabilecek. Bunun için bir çalışma grubu çok hızlı kurduk. Çok hızlı şekilde hem Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu hem de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk ve olabildiğince konuyu çözdüğümüz kanısındayız. Ama tabii bu konular sürekli olarak takibi, sürekli olarak kovalanması gereken amiyane tabirle projelerden oluşuyor ve daha çözülmesi gereken bir dolu konu oldu kanısındayız. Dolayısıyla ben özetlersem eğer, hem dönemsel projelerimiz adı altında sektörün genel sorunları üzerine çalışıyoruz, hem de aniden karşımıza çıkan bir takım problemlerin çözümü için kurulan çalışma grupları bünyesinde faaliyetlerimiz sürüyor.